Aziz kardeşlerim, insanın kalbi mühürlendi mi, artık onu hidayete girdirecek hiçbir şey yok. Men yehdillahu felâ mudillele, men yehdillahu felâ mudillele, ve men yudlil felâ hâdiyele. Dalalete düşen kişiyi Allah'tan başka hidayete girdirecek olmaz. Hidayete girdikten sonra da ona sapıklığa götürecek hiçbir yol bulunmaz. Elhamdülillah. Müslüman her zaman hayatın bütün alanlarına inancının penceresinden bakar. İnancına ters olan hiçbir görüşü, hiçbir yaşantıyı, hiçbir hayatı benimsemez. Özenmez. Özeniyorsa orada bir problem vardır aziz kardeşlerim. Ulaike onlar cezauhum, onların mükafatı, cezaları, enne aleyhim, onların üzerine la'netallahi vel melaiketi ven nasi ecmain. Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların laneti onların üzerinedir. Kimin? Zalimlerin. Kimi? Hakkı bile bile inkar edip dalalete ısrar edenler. Evet. Halidine fiha, orada ebedi kalırlar. La yuhaffafu anhumul azabu ve lahum yunzarun. Onların azapları da hafifletilmez. Onlara azap ebedidir. Sonsuzdur. Allahu ekber. Evet. Evet. Allahu ekber. Demek ki iman esastır kardeşler. Elhamdülillah. Onun için diyorum ki aziz kardeşlerim, iman kamil olması gerekir. Doğru bir inanç olması gerekir. Doğru bir inanç, işte bak bu bilgiler elde ederek, düşünerek ve teslim olarak elde edilir. Demek ki buradan anladığımız, hiçbir amel karşılığı yoktur iman olmadıkça. İman edenlerin de amelleri kabul olmaz, ihlas olmadıkça. İhlas, sırf Allah rızası için. Onun bunun demesine göre değil, bütün ibadetlerde. Bir söz söylüyorsunuz, bir mecliste oturuyorsunuz. Bakınız, bunu çok yapıyoruz biz. Hayatımızın her alanında işte bu ayetler iman derecesinde insanlara bir şahsiyet oluşturur, kazandırır.